Aziz Türk milletinin nezih vatandaşları, Amerika'da yaşayan Türk gurbetçileri. Maalesef ki depremin ikinci günde Şubat'ın 7'sinde Devran ilçesindeki ofisimin önünde bu yayını sizleri yapacağımız yardımı daha netleştirip hızlı bir şekilde Türkiye'ye aktarabilmek için yönlendirmek amacıyla bu küçük videoyu çekiyoruz. Yanımda TASK'ın sağduyurusu sorumlusu kişilerinden Hüseyin Cahit Özbay ve ben Doktor Vedat Obuz olarak size bu küçük videoyu hazırlıyoruz. Bildiğimiz gibi Nıfs-ı Recep denilen Recep ayının 15. gününde 2 tane arka arkaya çok büyük deprem, son 500 yılın en büyük depremleri sayacak deprem 10 büyük şehrimizi etkilemiş. Bugün itibariyle ölenlerin sayısı 3000'e yaklaşmış, yaralıların sayısı 15.000'i geçmiş, şehirlerin çoğu tarumar olmuş ve insanlarımızın acilen bize yardıma ihtiyacı olan bir durumdayız. Elhamdülillah sıcak bir elbisemiz, kafamızı koruyacak bir şapkamız, içine gireceğimiz bir evimiz, ofisimiz var. Ama şu anda bunların hepsi olmayan binlerce vatandaşımız daha hazinede göçükler altında kurtulmayı bekleyen kardeşlerimiz var. Allahu Teala'nın yaptığı hiçbir şeye sorgu sual olmaz. Fakat Allahu Teala'nın verdiği afata dil uzatan densizler de olduğu şu anda kötü bir karikatürü gördükten sonra bizden başka seven dostumuz olmadığına inanaraktan bu konuşmaya başlıyorum. Maalesef Peygamber Efendimiz'e dil atan Örbe Abdu magazininde tanka ihtiyaç yok, artık her şey halloldu diye bir kötü yorumla karşı karşıya kaldık. Bu da gösteriyor ki biz Türkler, biz Müslümanlar kenetlenmediğimiz sürece afet zamanında dahi düşmanlığını belli ediyor. Şu anda Türkiye'de Türklerin sayısı kaçtır diye tahmin ediyorsun Amerika'da? 500.000'in üzerinde hocam. 500.000'in üzerinde. Biz task olarak GoFundMe'de bir rakam koyduk. Rakam 500.000. Daha yeni başladık. Rakama ulaşmak için her bir Türk'ün 1 lira vermesi yeterken çok yavaş şekilde bir hibe var. Neden zorluk zamanında bir olmuyoruz? Dedelerimizi, atalarımızı unuttunuz mu? Kahramanmaraş'ta düşmanı defeden kahramanlıkları, Gaziantep'teki gazileri unuttunuz mu? Dedelerimiz, nenelerimiz hem canıyla hem malıyla bu savaşı verdiler. Biz onların torunlarıyız. O yüzden şimdi task olarak bölgelere ayrılmış durumdayız. Her bölgede gönderilecek ürünleri toplanacak merkezlerimiz var ve her gün arabalarımız aynı toplanan malzemeleri günübirlik olarak Türk hükümetinin ve Türk Hava Yolları'nın bize tahsis ettiği uçaklara ulaştıracaklar ve bu uçaklar vasıtasıyla en geç 2 günde verdiğiniz malzemelerin yerine ulaştırılmasına sağlayacağız. Ondan daha önemli olan para bağışı. Zira para bağışıyla çok ama çok ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri, yani serumu, yani antibiyotikleri, yani orada çalışan kişilerin ihtiyacı olan malzemeleri almayı, ayrıca bebek mamasını, çocukların bezini ve yiyecekleri almayı planlıyoruz. Ve bütün bunları AFAD vasıtasıyla yine vakfımızın, TASK'ın orada çalıştığı vakıflar vasıtasıyla birebir bir kuruş dahi zayi etmeden yapacağız. Burada benim bu sabah kendi evimden toparlayıp getirdiğim malzemeleri ufak bir örnek olarak gösteriyorum. Battaniyeler, uyku tulumları, sıcak elbiseler, yağmurluklar, kazaklar, şapkalar, kaşkollar, ne varsa temiz olmak kaydıyla. Herkes South Jersey'deki toplama noktalarını Cahit Bey söylesin. Murat Camisi, Bölüntü'nde Selimiye, Pensilvanya'da Tamca Camisi, buralarda toplanıyor. Hamidiye Camisi, buradaki Hamidiye Camisi. Hepsi burada toplanıp, paketlenip Türk Hava Yolları'nın bize tahsis edecek olduğu depolara veya Türk evine postalayacağız. Ayrıca benim ofisimin alt katını sağ olsun ev sahibimiz bize tahsis etti. Tamamen boş olan depo olarak kullanabileceğimiz bu bölgede de toplama yapıyoruz. Buraya yakın olan kardeşlerimiz bize getirdikleri zaman aynı şekilde biz de paketleyip öteki camilerdekilerle birlikte elçiliğimize ulaştıracağız. Şimdi internette GoFundMe sayfamıza gittiğimiz zaman o sayfada task Türkiye depremi yazdığınız zaman bizim bağış yapılacak noktaya ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda task'ın sayfası var. Task'ın sayfasını siz hatırlıyor musunuz, internet sayfası? Hocam task.au.com. task.au. Evet. Yine task'ın sayfasında bir şey alabileceksiniz, link alabileceksiniz. Ayrıca lokal olarak herkesin cep telefonlarını dağıttık. Bizlere de direkt olarak ulaşabileceksiniz. Bu konuda başka sorusu olanlar Hüseyin Cahit Özbay Bey'e WhatsApp'ı mı tercih edersiniz, text mesajı mı? WhatsApp da olur hocam, text mesaj da olur. Telefonunuzu söyleyin. 1609-551-8101. Den ulaşabileceksiniz. Ayrıca ihtiyaç gördüğünüz, bizim Türkiye'de sağlamasına acilen ihtiyacı gördüğünüz malzemeleri de bize bildirirseniz seviniriz. Teşekkür ederim.